Oranlarla, bu anketlerle, bu verilerle bir aday açıklamak İzmit'te CHP'ye kan kaybettirirdi. Yani seçim yarışında da e, geriye düşmesine sebep olurdu. Sonuçta CHP İzmit'te seçimi e, alabilecek yeteneğe sahip e, kitlesi olan bir parti. Ama e, tabii seçim sonucunu hep birlikte adaylar e, tam olarak netleşince göreceğiz. Ama ön seçim için... Ee, yani Fatma Hanım biraz böyle milletvekilliği e, havasından bir türlü çıkamadı, kurtulamadı. E, belediye başkanlığını da e, maalesef bu siyasi etkiyle sürdürdü. Bu da birçok kopuşun Fatma Hanım'a karşı e, birçok tepkinin oluşmasına neden oldu. E, geldiğimiz noktada işte e, Sayın Tanta, Hüseyin Erol bunlar e, CHP İzmit'in e, eski, sevilen, bilinen isimleri. Ben ön seçimde bu tabloya baktığım zaman Fatma Hanım'dan daha şansı görüyorum açıkçası. Diğer adayları. Çünkü örgütle yaşanan sıkıntılar malum yani günlerdir gelen bir süreç bu. En son kongrede de pek çok şey gündeme geldi. Ama İzmit'te gene neticesinde ne olursa olsun iyi bir yarış Seçim süreci yaşayacağımızı gösteriyor bu yaşananlar. E dediğim gibi ön seçim sürecinde de Fatma Hanım'dan ziyade örgütün ona karşı almış aldığı tavır tutun bugüne kadar bugüne kadar yaşananları değerlendirdiğimizde diğer adayların Sayın Tanta ve Hüseyin Erol'un daha şanslı olduğunu düşünüyorum ben.